Herkese selam. Mach 3 tezgahı ve plazma ile ilgili videolar yapıyoruz. Bu videomuzda birçok kişiden gerek mail gerek yorumlarda aldığım sorular üzerine röle aracılığı ile Mach 3 kartına plazma makinesini nasıl bağlayabiliriz onu işleyeceğiz. Birçok kişi bu konuyu anlamamış maalesef. Daha detaylı bir şekilde anlatmaya karar verdik bu yüzden. Ve videomuza başlıyoruz. Değerli arkadaşlar, öncelikle plazma makinemizi bir tezgaha bağlamadan önce plazma makinemiz hakkında bilmemiz gereken bazı konular var. Bunun için birkaç makine fotoğrafı, ön yüzeyi ve arka yüzeyi göstermek istiyorum sizlere. Şöyle bakın, şuradaki makinemizde torçun bağlandığı yuva bu şekilde. Şurada da bir ek yuva daha var. Büyük ihtimal bu yuva burada tetik sinyalini, tetik anahtarını bağladığımız yer. Fakat bazı makinelerde tetik anahtarı da şuradaki pinlerin herhangi birinde olabiliyor. Bir diğer makineye bakarsak şu şekilde. Tetik sinyalinin bağlandığı yer. Bazı makinelerin arka yüzeyinde şöyle bir çıkışta olabiliyor. Bunun için makinenizi iyi bilmeniz, makinenin kitapçığını iyi okumanız veya satın aldığınız yerden bilgi almanız gerekiyor maalesef. Örneğin buradaki bilgi kitapçığında şu yukarıdakinin voltaj okumak için, yani torç yükseklik kontrol cihazı bağlamak için, THC bağlamak için daha doğrusu 1/1 bir voltaj çıkışı sinyali verdiğini görüyoruz. Aşağıdaki yuvanın da 1 ve 2 nolu pinlerin sinyal girişi, 3 ve 4 nolu pinlerin de ARC başlangıcı sinyal çıkışı olduğunu görüyoruz. Bu makineden makineye değişmekte. Bu yüzden makinenizin bilgi kitapçığını mutlaka okuyun diyorum. Hiçbirini bilmiyorsak, yani bilgi kitapçığı elimizde yoksa vesaire, en son çaremiz şu olacaktır. Elimizde mutlaka bu makineye bağladığımız elle kullanılan bir torcu vardır. Bu torcu açıp birkaç vida ile şu şekilde açabilirsiniz onu. Açtıktan sonra şu tetiğin arkasında bir buton olacak. Bu butona bağlanan iki kablo var. Bu kabloların bağlı olduğu yer bizim CNC tezgahımıza tetiklemek için bağlayacağımız yerle aynı yerdir. Yani şurada bağlı olan iki kabloyu, şu tetikte bağlı olan iki kabloyu alıp doğrudan CNC kartımıza, CNC kontrol kartımıza bağlayabiliriz. Şimdi gelelim kontrol kartımıza. İki tip CNC kontrol kartı var. Hatta 3 veya daha fazla da. Ben iki tanesini ele alacağım. Genelde birçoğu birbirinin benzeri. Şu USB tipli bir, USB bağlantılı bir kontrol kartı. Bilgisayar ile arasında iletişim USB yoluyla sağlanıyor. Bu kartta herhangi bir röle bulunmakta. Bu kartı kullanırsak ek bir röle kartına ihtiyacımız var. Fakat şu kartı kullanırsak, daha net fotoğraf olduğu için ben mavi olanı buldum. Bunların yeşil olanı da var biliyorsunuz. Hali hazırda üzerinde bir röle kartı var. Bu röle kartı bulunan kartlarda ek bir röle kartına ihtiyacımız yok. Üzerindeki bu röleyi plazmamızı tetiklemek için kullanabiliriz. Gelelim röle kartlarına. Röle kartları da birçok çeşitte piyasada bulunmakta. Şu gördüğümüz röle kartı eksi artı elektrik verilerek şu ortadakinden in yazan yerden de tetiklemeyi yaptırıyoruz. Bu tarafı da rölenin çıkış kartı. Şu iki tanesi normalde kapalı devre. Şu iki tanesi de açık devre. Bizim plazmamız ortadakiyle şuna bağlanacak. Bir diğer röle kartı da şu kart. Bu da aynı mantık. Bu tarafında bir değişiklik var diğer karta göre. Artı voltajımız, eksi voltajımız. Şurası da sinyal girişimiz. Mach 3 kartına bağlanacak olan yer. Bu kartların bazılarında bunda da görüldüğü gibi yüksek voltaj tetikleme veya düşük voltaj tetiklemek için bir jumper var görüyorsunuz. Bu jumper L harfindeyken, yani şu taraftaki iki pine takılı durumdayken düşük voltajla tetiklenir. Yani bu ne demek oluyor? Şuraya artı, şuraya eksi verdiğimizde eksiden bir kabloyu şuraya değdirirsek, anahtarlama yaptırırsak, yani bu kart röle tetiklenecek demek oluyor. Eğer ki bu jumper'ı
şu H harfinin olduğu tarafa çekersek, bu kez de artı eksi voltaj verdikten sonra giriş sinyali olarak artı voltaj verdiğimizde tetiklenecektir. Bu seçeneği olan kartlardan alırsanız L harfinde kullanmaya bakın. Eğer bu kartlardan değilse de aldığınız kartın mutlaka eksi sinyalle tetiklenen bir kart olduğundan emin olunuz. Yani GND tetiklemeli bir kart olması gerekiyor. Bir de arkadaşlar katı hal röleler var. Yani 3 ile 32 volt aralığında bir voltajla tetiklenen ve bize çıkışta bir anahtarlama yapan bu röleler. Plazma makinesinde maalesef bu röleleri kullanamazsınız. Nedenine gelince plazmanın tetikleme yuvasından gelen sinyal 5 voltun aşağısında olabilir. Yani çok düşük sinyallerle tetiklenebilir. Bu makineden makineye değişir, fakat eğer 5 voltun altında bir sinyal geliyorsa plazmadan, şu elimizde bastığımız tetiği, 5 volt altındaki bir sinyali bu röle tetikleyemez. Haliyle de çalışmaz. Bu yüzden bu rölelerden plazmada kullanmak için lütfen almayınız. Çünkü başınız epeyce ağrır. Artı bir de çıkış tarafı, bu rölenin çıkış tarafında plazmadan gelen kabloların ters bağlanma ihtimali de var. Yani ters bağlarsanız da çalışmayabilir. Yani çalışacak bile olsa ters bağlayınca çalışmayabilir. O yüzden bu röleler bizim için kullanılacak bir röle tipi değil. Şimdi gelelim bu rölenin anahtarlama tarafı. Eğer röle kullanılacaksa anahtarlama yapan tarafı plazmaya nasıl bağlanır? Onu bir görelim. İki röleyi de şuraya aldım anlaşılması için. Plazmamızın tetikleme girişi şu yuva. Burada görünen yuva o. Röle içerisinde şu ortak konum, ortak konum tetiklenmemiş vaziyette, yani boştayken şu tarafa kapalıdır. Ve şu çıkışla şu çıkış anahtarlama yapılık vaziyettedir. Bunu biz kullanmıyoruz. Burasını kullanacağız. Yani bu normal open, normal close denilen iki çıkışı var bunun. Bu da ortak uç. Ortak uçta normal open olan ucu kullanıyoruz. Sinyal geldiğinde röle tetiklenir ve şu kırmızı, rölenin içindeki mantığı anlatıyorum. Şu kırmızı şu tarafa geçer ve anahtarlamayı tamamlar. Anahtarlama tamamlanınca da plazmamız normal biz elle tetiğe basmışız gibi davranarak ateşlemeyi yapacaktır. Aynı durum diğer röle için de geçerli. Şurada zaten bunun üzerinde yazılı vaziyette normalde açık, normalde kapalı ve ortak uç olarak yazmışlar. Şurada da işaretlerle belirtilmiş bu. Şu ortak uç. Şuradan hafif kıvrımlı olduğunu görüyorsunuz. Yani şu tarafa değik vaziyette bu. Temaslı vaziyette. Yani normalde açık devre şurası. Tetiklenince de şu açık devreye düşüyor. Rölenin sağlamlığını ve yaptığımız bu kablolamayı doğru mu yapmışız diye anlayabilmek için Mac 3 kontrol kartına bu röleyi bağlamadan da test edebilirsiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Artı ve eksi voltajı verdikten sonra in denilen yere, yani şu tetikleme yerine eksi voltajdan bir kablo ile anahtarlama yaptırırsak, yani eksi voltajı şuraya da verdiğimiz anda rölenin tetiklenmesi ve plazmamızın çalışması gerekiyor. Eğer eksi voltajı şuraya değdirdiğimizde tetiklenmezse, büyük ihtimal aldığımız röle eksi voltaj tetiklemeli değil, artı voltaj tetiklemelidir. Veya da şuradaki jumper'ı değiştirmemiz gerekiyor. Yani düşük voltajda tetiklenmesi gereken bir röle olması lazım. Şu rölede değiştirebileceğimiz bir jumper yok. Fakat alırken, bu röleyi de satın alırken detaylarına veya satıcıya sormamız gerekiyor. Tetikleme olarak ne girmemiz gerekiyor bu röleye? Eksi voltaj mı, artı voltaj mı? Yani yüksek voltajdan mı tetikleniyor, düşük voltajdan mı tetikleniyor? Eğer düşük voltajdan tetiklenen bir röle ise o röleyi almamız gerekiyor. Şunu da test için VCC denilen pine artı voltajı veriyoruz. GND'ye eksi voltajı veriyoruz ve tekrar eksi voltajdan in denilen yere bir anahtarlama yaptırırsak bir kablo yardımıyla bu rölenin de çalışıp plazmayı açması gerekiyor. Eğer bu testi yaptıktan sonra her şey normal giderse röle kartımız ve plazmamız arasındaki bağlantı doğru yönde yapılmış demek oluyor. Diğer bir röle bağlantı şekli, yani röleler gene aynı fakat farklı bir
biçimde hangi kabloların nereye bağlanacağını anlamanız için bu fotoğrafı da göstereyim dedim. Yani torç ucundaki tetiğe bağlı olan kabloları rölemize çekeceğiz. Dikkat etmemiz gereken bir diğer konu da şu röle kartlarından herhangi birini satın alırken kaç voltla çalıştıklarına bakmamız gerekiyor. Örneğin kontrol kartımıza şurada 24 volt ve VGN'de 24 voltluk bir bağlantı yaptıysak, yani 24 volt kullandıysak, alacağımız röle de 24 voltluk bir röle olması gerekiyor. Eğer ki güç kaynağımız 12 voltluk bir güç kaynağıysa, aldığımız rölenin de 12 voltla çalışan bir röle olması gerekiyor. Aksi takdirde sadece röleyi çalıştırmak için ikinci bir güç kaynağına da ihtiyacımız olacak. Yani kontrol kartını beslediğimiz güç kaynağımız 24, aldığımız röle 12 voltlukta, bu sefer röleyi çalıştırmak için 12 voltluk bir güç kaynağına daha ihtiyacımız var. Bu yüzden alırken lütfen dikkat edin. Mac güç kartında kullandığınız, kontrol kartında kullandığınız güç kaynağı voltajı aralığında çalışan bir röle alırsanız ikinci bir güç kaynağına ihtiyaç duymazsınız. Gelelim bu röle kartını kontrol kartına bağlantı nasıl yapılacak onu görelim. Güç kaynağımız burada. Dediğimiz gibi güç kaynağımız 12 volt ise röle kartımız da 12 olması gerekiyor. Güç kaynağımız zaten kartımıza, kontrol kartımıza bağlı. Aynı bağlantılardan röleye de iki kablo çekip bağlantımızı yapıyoruz. Yani artı voltaj ve eksi voltaj. Sonra da UT 1 numaralı çıkıştan bir kabloyu rölenin in yuvasına, in yazan yerine bağlıyoruz. Yani UT 1'i röledeki in yuvasına bağlıyoruz. Bu illa 1 olmak zorunda değil. 2'ye de bağlayabilirsiniz, 3'e de, 4'e de. Bunu daha sonra ayarlardan nasıl yapıldığına da değineceğiz. Şimdilik 1'de bağladık, aklınızda bulunsun. Diğer karta gelirsek, bu kart ve bunun benzeri yeşil kartlar halihazırda üzerinde bir röle barındırıyor. Bu rölenin çalışması için bu kartın 5 volt USB'den 5 volt ile beslenmesi veya da şuradan 5 volt ile beslenmesi gerekiyor. Şurada da GND var, bakıyor dikkat ederseniz. Bu 5 volt beslemeyi yaptıktan sonra röle kartımız çalışır. Eğer 5 volt beslemeyi yapmazsak röle kartımız çalışmayacaktır. Şu 12 voltluk besleme ise, bu karta yapılan bu 12 voltluk besleme röle ile herhangi bir alakası yoktur. Şu 12 voltluk besleme ise sadece giriş sinyalleri için, yani giriş sinyali derken acil stop butonu, limit anahtarlarını bağlamamız, onların çalışması için gerekli olan bir bağlantı. Buradaki iki tane çıkışımız, kartın arka yüzeyinden de gördüğümüz gibi röle kontağı, yani röle tetiklendiğinde şu ikisi anahtarlama yapıyor. Ön yüzeyden şu ikisi. Bunları plazmaya iki kablo yardımıyla bağlıyoruz. Röle anahtarlama yaptığında sanki elimizden plazmanın torcunda tetiğe basmış gibi davranacaktır. Ayrıca bu soketlerden alarak Mac 3 kartından gelen, yani röleden gelen kabloları bunlara bağlayarak doğrudan plazma makinenizdeki şu yuvaya takabilirsiniz. Böylece el meşalesini, yani el torcunu istediğiniz zaman makineyi tezgahtan ayırarak elle de kullanabilecek durumda olursunuz. Evet, şimdi gelelim bu kartları şu bağlantı ve şu bağlantıya göre kartlarda yapmamız gereken ayarları görelim. Öncelikle USB kartları alalım. Piyasada birçok USB kontrollü kart var. Birçoğu birbirinin benzeri. Programa geliyoruz. Öncelikle bu ekran setini değiştireyim, anlaşılır olsun. Şimdi şöyle bir durum var. Port ve pinler, çıkış sinyalleri. Şimdi arkadaşlar, burada output 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye 6'ya kadar çıkış numaraları olan seçeneklerimiz var. Şimdi biz burada output 1'i kullanabiliriz, 2 kullanabiliriz, 3 kullanabiliriz. Bu hiç fark etmez. Burada bu seçenek 1, 2, 3, 4, 5, 6 seçenekleri programsal olarak kullanılan sayısal tanımlamayı belirtiyor. Yani output 1 veya 3 veya 4 bu kart bağlantısıyla herhangi bir ilgisi yok. Kart ile bağlantısı sadece şu pin number dediği yer. Şimdi gelelim bir örnekle açıklayalım. Output 1'i aktif ettik. USB kart
kullanacağız. USB kartların birçoğu port numarası olarak 3'ü kullanıyor. Ve çıkış pin numarası kartımıza bakarsak output 1'e bağlanmış. Output da değil, out 1'e bağlanmış. Yani çıkış 1'e bağlanmış. Şimdi biz buraya 1 yazıyoruz. Çünkü kablomuz 1'de bağlı. Uygula diyoruz. Ondan sonra spindle setup'a geliyoruz. Şimdi burada kapatıyoruz plazma için. Şu seçili olmayacak. Ve burada output 1, 2, 3 demiştik ya. Burada biz hangine yaptık bu ayarı? 1'e yaptık. 1'e yaptıysak buraya da 1 yazıyoruz. Ve uygula diyoruz. Şimdi olay burada ne? Birçok kişi burada karışıyor. Tamamen karışıyor. Biz kabloyu burada 1'e bağladık. Peki kabloyu 4'e bağlamış olsaydık ne olurdu? Kabloyu rölenin in yuvasından ut 4'e bağladık. O zaman burada şunu yapardık. Output 1 olabilir tekrar. Kaça bağlamıştık kabloyu? 4'e. Ve uygula dedik. Bu kadar. Şu 1'de kalmak durumunda. Bilmem anlatabildim mi? Yani bu output 1 dediği yer, 2, 3, 4, 5, 6 dediği yer program içerisinde, bilgisayarımızdaki program içerisinde kullanılan tanımlama. Kartla herhangi bir ilgisi yok. Şöyle de yapabiliriz. Mesela 1'i değil, 5'i kullanacağız. USB kart port olarak 3 kullanıyor dedik. Kablomuz da diyelim ki 1'de bağlı. Fakat output 5 dedik, programsal olarak bunu kullanacağız dedik. Kablomuz 1'de bağlı dedik. Aynen olduğu gibi. Programsal olarak 5'i kullandığımız için buraya da 5 yazıyoruz. Şimdi bu ne demek? Programsal olarak program içinde output 5'i aktif et dediğimizde biz kart önce output 5'te bağlı olan kablo yuvasını bakar. 1 bağlı der. Ve 1 bağlıysa şuradaki bir yuvayı düşük voltaja çekip rölemizi tetikler. Şöyle de yapabiliriz. Şimdi bakın. Output 5 seçili. 1 numaralı yuvayı açacak diye seçili. Burada da 5 belirtilmiş. Güzel. Şuraya 5 numaralı yuvayı aktif et dediğimizde şu makro kodunu bir çalıştırırsak reset açık, o yüzden çalışmıyor. Bakın output 5 açıldı. Yani programsal olarak biz 5 numarayı verdik. Çünkü programsal olarak burada 5 numaramız aktif edilmiş. Ve 1 numaralı yuvayı devreye soktu. Yani 1 numaralı çıkışa sinyal iletip röle kartını çalıştırdı demek oluyor bu. Yani kısaca programsal olarak çıkış numarası kaçı seçtiysek buraya da onu vermemiz gerekiyor. Kablomuzda hangi yuvada bağlıysa pin number'a o numarayı yazmamız gerekiyor. Daha çok kafamız karışmaması için bunun en muhtemel yolu, en güzel yolu, plazmayı tetiklediğiniz kabloyu 1'e bağlamak, output programsal olarak da 1'i seçmek ve pin numarası olarak da buraya 1'i yazmak. Ayrıca spindle setup'tan da aynı numarayı belirtmek ki 1'in 1 olduğunu bilelim, kafamız karışmasın. Yani 1'in 1'i açtığını
kablo olarak da birim bir olduğunu bilelim, kafamız karışmasın. Çünkü kablomuzu 3'e bağlayıp da buradan 1'i aktif edersek, çoğu kişi bunu yapıp çalıştıramıyor. Buradan 1'i aktif edip diğer taraftan kabloyu 3'e bağlayıp buraya da 1 yazdığı için bir türlü çalıştıramıyor. Kafalar karışmasın diye her şeyi 1'e yazarsak, her şeyi 1 olarak yaparsak daha mantıklı olur. Şimdi gelelim diğer karta. Bu kart hali hazırda kendi üzerinde bir röle barındırıyor demiştik. Kablolama bu şekil. Fakat buradaki 1000 numaramız önemli. Bu kart için arkadaşlar çıkış tekrar ben output 1'i kullanacağım. Bu kart için bildiğim kadarıyla port olarak 1 veriliyor sürekli. Karttan karta bazı değişiklikler olabilir. Kartın satıcısından tekrar bilgi almanız gerekebilir. Bu port önemli bu da. Pin olarak buraya 1 yazmıyoruz. Peki pin olarak buna ne yazmamız gerekiyor? Şöyle bir bakalım. Bakın bu kart aynı kart. Yeşil rengi sadece. Şurada bir jumper var bu kartta da. Bu jumper burada takılı olması gerekiyor. Bu jumper'ı çıkarırsak röleyi aktif edemeyiz. Röle yerine 5. eksenin yön motoru için yön sinyali olarak belirlenir. 17 numaralı çıkışı bu kartın. Bu jumper burada takılıyken 17 numaralı pin numarası röleyi tetiklemek için kullanılır. Yani 17 numaralı pin röleyi tetiklemek için kullanırsa biz buraya 17 yazıyoruz. Bu kartta başka şansınız yok. Yani burada ben 2, out 1, 2, 3 gibi seçeneklerimiz yok maalesef bu kartta. Girişler var. Burada da belirtildiği gibi. Fakat çıkış olarak diğer kartta olduğu gibi, bu kartta olduğu gibi 4 tane çıkışı bulunmuyor. Bu kartın sadece girişleri var. Şimdi P17 yani pin 17 bu röleyi tetikliyor dedik. Burada 17'yi yazdık. Output 1'e yazdık. Eğer output 1'e yazdıysak spindle setup olarak da 1'i yazmamız gerekiyor. Uygula diyoruz ve tamam diyoruz. Daha önceki kartta anlattığım şekilde bunu yine bir yerine 4'e, 5'e, 6'ya da bağlayabilirsiniz. 4 numaraya bağlarsanız eğer port numarası olarak 1, buraya da 17 dedik. Uygula. Yani 4'e 17'yi belirtiriz. Bu kez de Mac 3 kartı içinde, yani programsal olarak program içinde output 4'ün bizim plazmamızı açtığını bilmemiz gerekiyor. Yani o yüzden buraya aynı şekilde USB kartta olduğu gibi 4 dememiz gerekiyor ki M3 kodunu gördüğünde program output 4'ü aktif edeceğini bilsin. Output 4'ü aktif ettiğini bildiğinde program şuraya bakar, output 4'te hangi pin numarası bağlı? 17 pin numarası bağlı. 17 pin numarasıyla röleyi aktif eder ve devam eder. Fakat en mantıklısı gene bunu 1'de kullanmaktır. Daha önce de dediğim gibi buralara da 1 yazmak durumundayız. Eğer her şey yolunda gittiyse, yani doğru bağlantılar, doğru ayarlamalar yaptıysanız, bu ekrandayken F5 tuşuna basarak plazmanın çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Şuradan da açıp kapatabilirsiniz. Hatta ilk etapta plazmanıza elektrik vermeyerek sadece rölenin tetikleyip tetiklemediğini de dinleyerek tespit edebilirsiniz. Bir de şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın şimdi plazmayı aktif ettik. Eğer bu sayfaya gelirsek output 1'in yanıp söndüğünü görürüz. Yani programsal olarak çıkış 1'i tetikledik. Eğer şurada biz çıkış 4'ü kullanmış olsaydık, buraya da 4 demiş olsaydık, buradan plazmayı aktif ettiğimizde 4 numaranın yandığını görecektik.
Fakat şöyle bir karışıklık da yapabilirsiniz. Çoğu kişi bunu da yapıyor. Şurada bir de belirtiyor. Pin numarası da doğru, port numarası da doğru adamın. Her şey güzel. Fakat şuraya belirtmediği için, şurada 4 belirtilik olduğu için. Tamam mı? Buradan plazmayı aktif ediyor. Aktif sinyal aldığı görünüyor. Fakat buraya dikkat ederseniz 4'ü açtığını görüyorsunuz. Yani 4 çıkış 4'ü aktif ettiğini görüyoruz. Halbuki ayarımız buradaki ayarımız çıkış 1'de. O yüzden buraya da mutlaka kablonun bağlı olduğu, yuvanın yazılı olduğu output seçili olması gerekiyor. Yani burada 1 ise burada da 1 olması gerekiyor. Daha doğrusu kablomuz burada belirtildiyse, yani 1 numarada belirtildiyse burada da 1 numaranın olması gerekiyor. Evet, şimdilik bu kadar. Eğer sorularınız varsa yorumlarda mail yoluyla falan sorabilirsiniz. Nasip kısmetse başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Şimdilik hoşça kalın. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen tuşuna, kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.